Herkese selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Çok güzel bir günden herkese merhabalar diyorum. Merkezi Ted geometri kanalındasınız. Bugün ne yapacağız? Bugün trigonometrik fonksiyonlardan 3 tane çok güzel soru çözeceğiz. Bir tane testimiz mavi test olacak. İki tane testimiz tabii ki şöyle üzerimdeki renk gibi yeşil test olacak. 39 günde TYT Geometri Soru Çözüm Kampımız tam hızıyla ne yapıyor? Devam ediyor. Tabii ki soru bankamızdan baktığımızda 257. sayfayı açıyorum. Şöyle ileriye gittim. Katı cisimleri bitirdik. Analitik geometriyi bitirdik. Doğrunun analitini bitirdik ve geldik trigonometride yönlü açılardan sonra trigonometrik fonksiyonlarda 257'den kaça kadar çözeceğiz? Şöyle bir bakıyorum. Tabii ki 262'ye kadar Toplam 3 test çözeceğiz. E ben hazırım, sen de hazırsan aşağı inip güzelce bir videoya beğeni bırakırsan beni desteklemiş oluyorsun. Şimdiden desteklerin için çok ama çok teşekkürler diyerek şöyle hemen sorulara görelim. Peki baktığımızda kaç soru var? 12 soru var. Test 4'teymişiz. Yine ben kaçırmışım bak. Test 9'u hemen düzeltiyorum. Sıla buraları düzeltecek değil mi? Sıla eminim düzeltecektir. Test 4. Evet. Test 4 başlıyoruz. Baktığımızda birinci sorumuz. Bak gel. Burada. Kosinüs x eksi tanjant x işleminin sonucu sorulmuş. Yalnız x elemanıdır. Bak burada bölge kavramımız önemli. x elemanıdır. 90 ile 180 derece arasında diyor. Bak 90 dereceyle 180 derece arasında. Yani ikinci bölgede. Peki sinüs x 3 bölü 5 demiş. Yani o zaman gel şöyle bir tane dik üçgen çizelim. Keşke çizebilseydim. Şöyle hemen dik üçgenimi çiziyorum. Ve bu dik üçgende x açısını ele aldım. Ve sinüs ne demekti? Karşı bölü hipotenüstü. x'in karşısına 3 yazdım. Hipotenüsüne 5 yazdım. Bu bir tanıdık özel üçgen değil mi? 3, 4, 5 üçgeninden yazdım. Sonra kosinüs x komşu bölü hipotenüs. Komşuda ne var? 4 var. Hipotenüste 5 var. Eksi tanjant x karşı bölü komşu. Bu da 3 bölü 4. Bu arada 90 ile 180 derece arasında diyor ya. Dikkat et. 90 ve 180. Kaçıncı bölge bu? İkinci bölge değil mi? İşte bak ikinci bölgede olduğu için dikkat et ben kosinüsü ne aldım? İkinci bölgede negatif almam gerekiyor. İkinci bölgede tanjant da negatif olacak. Önünde eksi olduğu için artık bunu artı yapıyoruz. Şimdi payda eşitlersem burayı 4, buraya 5 ile yaptım. Ne oldu? 4 ile 4 çarptım. Eksi 16 artı 15 bölü 5 çarpı 4'ten 20. Cevabımız eksi 1 bölü 20 geliyor. Gördün değil mi? Şıklara baktığımda cevap A seçeneğidir. Yani bu en başta verilen bölge kavramı çok ama çok önemlidir. Tabii ki normal bir şekilde yazıp en sonda yapabilirsin. Veya yaparken de bölge kavramına göre işaretle yazabilirsin. Sana kalmış. Tamam mı? Birinci soruyu bitirdim. Geldim ikinci soruma. İkinci soruya baktığımızda ne görüyorsun? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Sin bölü kos artı kos bölü sin eksi 1 bölü sin çarpı kos. Şurayı bir payda eşitlesek. Yani sinüs x bunu da kosinüs x ile çarpsak. Sağ taraf zaten çarpılmış. Hazır bir şekilde vermiş. Peki düzenlediğimde bak eşittir diyorum. Sin sinlesini çarptım sin kare x artı kosla kosu çarptım kos kare x paydalar aynı olacak değil mi? sin x çarpı kosinüs x Eksi 1 bölü sin x çarpı kosinüs x. Şimdi sadece şekil 2'ye bakmanı istiyorum. Yani şu kısma bakmanı istiyorum. Sinüsün karesi ile kosinüsün karesinin toplamı 1 değil mi? Evet. Yani benim gelip şuraya 1 yazmam demek bak 1. E, paydalar aynı. O zaman bunu ortak payda da yazdığımızda 1 eksi 1 ne yapar? Sıfır yapar bak. 1 eksi 1 bölü sin x çarpı kosinüs x yapar. E üst taraf sıfır olduğu için cevabımız sıfır gelir. Cevap d seçeneğidir. İkinci soruyu noktaladığıma göre geldim üçüncü soruma. Kotanjant x çarpı tanjant x eksi sinüs x bölü kosinüs x eksi 1 demiş. Kotanjantı nasıl yazıyoruz? Hatta yazmadan önce içeriye dağıtsam ben şöyle. Kotanjant x çarpı tanjant x. Kotanjant x çarpı tanjant x eksi kotanjant x çarpı sinüs x bölü kosinüs x eksi 1. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Kotanjant da tanjantın çarpımı e biri kos bölü sin biri sin bölü kos. Bunları yan yana çarptığında ne olur? 1 gelir. Bak bunu unutma. Şimdi yan tarafa geçtim. Kotanjant kos, kosinüs cos, x bölü sinüs x çarpı yanında da sinüs x var. Sinüs x'ler sadeleşir mi? Evet. Yani aslında 1 eksi kosinüs x yukarıdan geldi. Aşağıda da kosinüs x eksi 1 oldu. Yani aslında sadeleştiğinde eksi 1 kalıyor. Şıklara baktığımda cevap B seçeneğidir. Üçüncü soruyu noktaladığıma göre gel dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruya baktığımızda x, y, z'yi vermiş sana. Demiş ki x, y, z'nin doğru sanatışı aşağı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle düşün. Açılar artarak ilerlemiş değil mi? Yani tanjantın değerine baktığımda 91, 135, 170. Yani ben en temelde tanjantı düşündüğümde Tanjantın grafiğini düşündüğümüzde bak tanjantın grafiği şu şekilde. Şöyle geliyor orijinden geçiyor şöyle gidiyor. Yani aslında artı sonsuza ve eksi sonsuza doğru gittiği için büyük açılarda yukarıya doğru gidiyor değil mi? Ha, demek ki ben o zaman en büyük açı hangisiyse tanjant kendi arasında en büyük açı 170 derece olduğu için y büyüktür. Sonra 135 derece z büyüktür. Sonra da 91 derece yani x büyüktür. Y, z, x şu hangi şıklarda var? D seçeneğinde var. Tanjant bireyselde büyüdükçe uzunluk da aynı mantıkla ne olacak? Yani ifade edin, daha çok büyümüş olacak. Bunu aklından çıkarmıyorsun. Geçtim. 5 sorma. Sıfır derece x, pi. Kaçıncı bölge burası? 180 derece. Yalnız bak sıfırdan 180 derece. Yani üst tarafta. Peki biz o zaman şöyle bir şey yapalım. Olduğuna göre kotanjant x'in eksi 3 bölü 5 olduğunu söylüyorsa yani kotanjant x ikinci bölgede aslında çalışmış. Ama biz önce bir üçgen çizelim. Kotanjant x'e göre. Diyelim ki 3 bölü 5. Tabii ki komşu bölü hipotenüs pardon. Komşu bölü karşı diyeceğim. Komşuda 3, karşıda 5. Yalnız 25 ile 9'u topla. Aman dikkat buraya 4 yazma bak. 4 yazma. Aman dikkat bak. 3'ü 5'i gördün hemen 4 yazanlar var. İçinizde var biliyorum. Lütfen. Ne yapacaksın? Burada dikkat edeceksin. 25 ile 9'u topladın kök 34. Şimdi bak sinüs kare x. Sinüsün değeri burada nedir? Karşı bölü hipotenüs değil mi? Karşıda 5 var. Hipotenüste kök 34 var. Yalnız sinüs hem birinci bölgede hem ikinci bölgede nedir? Pozitiftir. E o zaman ikinci bölgede pozitif olduğu için direkt ben bunu şöyle karesini aldım. Sonra kosinüs x'e geldik. Kosinüs ikinci bölgede negatif olduğu için komşu bölü hipotenüs. Yani eksi 3 bölü kök 34 yazdım. Çarpı sinüs x'de ne olacak? 5 bölü kök 34 geldi. Peki burayı bir düzenlesek. Burada ne olacak? 5 bölü kök 34'ün karesi. tabi 5 değil. 5'in karesi 25 bölü kök 34'ün karesi 34 eksi 15 bölü 34. 25'ten 15 çıkartırsam 10 bölü 34 gelecek. 2 ile sadeleşiyor her ikisi de. En sade hali lazım bütün sorularda. 10'u 2'ye böldüm 5. 34'ü 2'ye böldüm 17. Aradığımız cevap 5 bölü 17'dir. Yani C seçeneğidir. 5. soruyu da noktaladığıma göre geldim 6. soruma. X eleman reel sayılar için 3 artı 2 cos x ifadesinin en küçük ve en büyük değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Peki kosinüsün değeri eksi 1 ile 1 arasında değil mi? Aynı şekilde sinüsün de değeri eksi 1 ile 1 arasında. Yani eksi 1 cos x artı 1. 1 ile eksi 1 arasında dedik. Şimdi bak bakalım. Kosinüs neyle çarpılmış? 2 ile. Her yeri 2 ile çarpalım. Eksi 2. 2 tane cos x. 2. Peki ne eklemiş? 3 eklemiş değil mi? Her yeri 3 ekliyorum. Artı 3 eksi 2 artı 3 artı 2 cos x artı 3 artı 2. Şimdi sol tarafta 1 var. İçeride de senin zaten aradığın ifade yok mu? Yani 3 artı 2 cos x'in var. Dışarıda en sağda da 5 var. Yani 1 ile 5 arasındaki değermiş. Bu arada küçük eşit ve büyük eşiti gördüğüm için en küçük alabileceği değer 1, en büyük alabileceği değer 5'tir. Şıklara baktığımda cevabım da tabii ki D seçeneğidir. Altıncı soruyu noktaladık. Bak bakalım ilk sayfa nasıl oldu? Çok güzel oldu. Geçtim ikinci sayfama. Ama ben aralıksız konuştuğum için bir yudum suyu hak ettim bence. Sen de eğer masanda su varsa suyu mutlaka içiyorsun. Su önemli. Lütfen. Aşağıda verilen eşitlerden hangisi yanlıştır diyor. Sinüs 120. Şöyle yazabilir miyim? Sinüs 180-60 olarak yazabilirim değil mi? Sinüs 200 ya, 210. Sinüs hangisini yazalım? 180 yazalım. 180 artı 30 yazalım. Bak hepsini yazıp öyle gelelim bak. Kosinüs 300. Kosinüs 360'dan 60 çıkartalım. Tanjant 225. Tanjant 180'den 45 ekleyelim. 180'e 45 ekleyelim. Kotanjant 330. Kotanjant 360'dan 30 çıkartalım. Şimdi bak iyi izle. Burada yapacağımız tek şey aslında 180'e açı bak 180'den açı çıkartılmış. İkinci bölgeden açı çıkartılmış bak. Yani aslında ikinci bölgeye açı çıkartılınca ikinci bölgeye düşüyor daha doğrusu. İkinci bölgeye düştüğü için sinüs pozitif değil mi? Evet. Peki bu direkt isim değiştirmeyeceği için sinüs 60 olacak. Sinüs 60 da zaten kök 3 bölü 2 değil mi? Evet. Bir A şıkkı doğru. B'ye geldim. Sinüs 180 artı 30. 180 e açı eklenmiş. Üçüncü bölgeye düşecek. Dikkat et. Üçüncü bölgede sinüs negatif olduğu için önüne eksi aldı. Ama 180'de isim değiştirmeyecek. Sinüs 30 nedir? Bak eksi sinüs 30 eksi 1 bölü 2'dir. Tamam bu da doğru. C şıkkına geldim. 360'dan açı çıkartılmış dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüs negatif midir? Hayır pozitiftir. Kosinüs x ekseniydi. E peki kosinüs 60 oldu. Kos 60 aynı zamanda sin 30'a eşit değil mi? Çünkü toplamları 90 olduğunda bir açının sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Sin 30 da 1 bölü 2 midir? Evet bu da doğru. Tanjant 225. 180 e açı eklenmiş 3. bölgeye düştü. En güzel kısım tanjantın 3. bölgede pozitif olduğunu biliyorsun. Çünkü sin bölü kos diyoruz ya. Aslında sin ve kos eksi olunca tanjant pozitif oluyor. Yani o zaman isim de değiştirmeyeceği için tanjant 45 oluyor. E, o da 1'e eşit. Bu da doğru. Ne kaldı? E şıkkı kaldı. 360'dan 30 derece çıkarttığımda 4. bölgeye düştüm. 4. bölgede sistem pozitif ama bak kotanjant 30 oldu doğru mu? Peki kotanjant 30'u düşünürsen hemen bir 30-60-90 üçgeni çiziyorum senin için. 30'da 1, 90'da 2, 60'da kök 3. Kotanjant demek komşu bölü karşı değil mi? Bak komşuda ne görüyorsun? Komşuda kök 3 var. Peki karşıda ne var? 1 var. Kök 3 bölü 1 ama bak kotanjant demiş. Ben az önce kosinüs olarak düşündüm. Kotanjant dördüncü bölgede negatiftir. Yani bunun eksi kotanjant 30 olması gerekiyor. Ve cevabında eksi köküç olması gerekiyor. Yani artı köküç değil eksi köküç olacak. Cevabımız o zaman E seçeneğidir. 7. soruyu noktaladıktan sonra yanlış olanı bulduktan sonra 8. soruya geldik. Esas ölçülü sorular var bak şimdi. Eksi 17 pi bölü 2 artı x demiş. İçeride de pi artı x eksi pi artı x. Ha, bak şurada farklı bir şey yapacağız. Önce şu sol tarafı bitirelim. Şimdi ben 10 pi eklesem eksi 17 bölü 2'ye 10 pi eklesem 20 pi eksi ne oldu bak payda eşitledim. 20 pi'den 17 pi çıktı. 3 pi bölü 2. Yani aslında sorumuz şuna dönüştü. Tanjant 3 pi bölü 2. Esas ölçüsünü yazdım. Artı x. Artı kotanjant pi artı x. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız sinüsün bak eksi x olduğundaki değerle kosinüsün eksi x olduğundaki değer farklıdır. Sinüs eksi x olduğunda eksi sinüs x kosinüs eksi x olduğunda x'i yutar. Yani direkt kosinüs x olabilir. O yüzden ben bunu eksi parantezine alsam bak dikkat et. Eksi parantezine alıyorum bak. Eksi parantezine aldığımda pi ne oldu bak pi eksi x oldu. Peki bu eksiyi de en dışa yollasak bak eksi sin pi eksi x olmuş oldu. Değişen hiçbir şey yok aslında. Peki ben burada hemen başlıyorum. 3 pi bölü 2. Şimdi 180 yazsam 90 90 çarpı 3 270. 270'te tanjantın isim değiştireceğini biliyorum. 270'e açı eklediğinde dördüncü bölgeye düşüyor. Dördüncü bölgede tanjant nedir? Negatiftir değil mi? Ama biz burada 270'ten dolayı isim değiştireceğiz. Eksi kotanjant x yaptık. Artı 180'e açı eklenmiş. 180'e açı eklenirse ikinci kısımdayım bak şuradayım. Kotanjant pi, pi artı x. 180'e açı eklenince 3. bölgeye düştü. 3. bölgede kotanjant pozitiftir. 180'de isim değiştirmiyorsun. Kotanjant x yaptın. Eksi sinüs pi eksi x. İkinci bölgede mi? Bak pi'den açı çıkartılmış ikinci bölge. İkinci bölgede sinüs pozitif değil mi? Ama önündeki eksi sayesinde sinüs x gelecek. Bu artı eksi birbirini götürecek ve cevabımız eksi sinüs x'tir. Şıklara baktığımızda cevap B seçeneğidir. 8. soruyu noktaladık. Geldik bir 9. soru. Yarım çember verilmiş bak. O merkezi yarım çember ve ABD dik üçgeni verilmiştir. BCD doğrusal. CD bölü ED. CD 4 ED'de 3 yazıyor. O zaman 2R yazsam, 2R yazsam 4R yaptı değil mi? Yani 4R bölü 3R yazabilmem için ED'ye de şöyle 3 rmi mi yazıyorum? Yalnız CD çap olduğu için C'den E'ye birleştirsem. Hatta onu güzel bir renkle yapalım. Bak C'den E'ye birleştirdim. Çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Evet. Peki biz burada 90'lar yardımıyla bir paralellik yakalar mıyız? Bak 90'lar yardımıyla yeşil doğrular birbirine paraleldir. Peki bu paralelliğin etkisiyle yöndeş açılar birbirine eşit değil midir? Yani x'i içeri doğru şöyle şutladım. Şimdi benden istenen kotanjant x var ya. E, komşu bölü karşı değil miydi? Evet. Benim burada ama Pisagor yapmam lazım. Yani 4r'nin karesi 16r kare. 3r'nin karesi 9r kare. 16'dan 9r kare çıkartırsam 7r kare gelir değil mi? Yani o da r kök 7 gelir. Şimdi kotanjant yazabilirim. Kotanjant x eşittir komşu da r kök 7 var. Karşıda da 3R var. R'ler sadeleştiği için kök 7 bölü 3 aradığım cevaptır. Yani A seçeneğidir. 9. soruyu noktaladıktan sonra geldim 10. soruma. Sinüs x'e A bölü B demiş. Hemen dik üçgenimi çiziyorum. Ve sana diyorum ki A bölü B bak. Şu 90 derece. Şurada x derece olsun. Karşı bölü hipotenüs. Şurası da B kare eksi A karenin kare kökü olmaz mı? Olur. Peki şimdi tanjant kare x diyor. Önce bir tanjant x yazalım. Tanjant x Karşı bölü kök içerisinde b kare eksi a kare. Karşı bölü komşu. Peki ben bunun karesini alırsam bak tanjant kare x eşittir. A kare bölü kök kalkacağı için ne olmuş oluyor? B kare eksi a kare. A kare bölü b kare eksi a kare. Şıklara baktım cevap c seçeneğidir. 10. soruda önce üçgeni çizeceksin. Sana ne soruyorsa gidip o üçgenin içerisinde ona bakıp cevabı işaretleyeceksin. Tamam mıdır? 10. soru bitti. Gel 11. soruya. Sin kare 5 Sin kare 15. Sin kare 25. 10 artıyor. 10 artıyor. Bak 5, 15, 10 artı 25, 35, 45, 55, 65. Niye 67 yazdıysam? 65 ve 75 bir de 85'im var. Şimdi sana bir soru. Sinüs kare 85 demek. Kosinüs kare 5 demek değil mi? Çünkü toplamlar 90 yapıyor değil mi? Yani aslında burada yapmak istediğimiz olay şu. Bir baştan bir sondan topladığında sin kare x artı kos kare x bir değil miydi? Evet. 5 ile 85'i topladın bir yaptı. 15 ile 75'i topladın bir yaptı. 25 ile 65'i topladın bir yaptı. 35 ile 55'i topladım 1 yaptı. 3 tane bakayım 1, 2, 3, 4 tane 1 var. E sin 45 de kök 2 bölü 2 değil mi? Ama karesini alıyorsun. Yani sin kare 45 eşittir. Kök 2 bölü 2'nin karesi. O da 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2 yarım geldi. E 4'ü bulmuştuk. Bir de yarım eklersek ne olur? Artı 0,5. 4,5 yapmış olur. Bizden istenen cevap da bu değil midir? Evet. Yani D seçeneğidir. Bak bu soru tarzı çok bilindiktir. Yani bir baştan bir sondan topladığında şunu unutmayacaksın. Sin kare x artı cos kare x eşittir. 1'dir. Bunu unutmadın ve işaretledin. Gel son sorumuza bakalım. 12. soruya baktığımızda sin 200 C eksi sin 20 demiş. O zaman sinüs 180 artı 20 yazıyorum. 20 cinsinden yazıyorum yani. 180 e açı eklenmiş. Üçüncü bölgede sinüs negatif olduğu için 180'de isim değiştirmiyorum. Eksi sin 20 doğru cevabı. Kot 300 bak. Kotanjant şöyle nasıl yazalım? Tanjanta dönüşmüş ya. 270'e 30 eklediğini düşün. 270'te isim değiştireceksin ama 270'i e açı eklersen dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kotanjant negatiftir. Önüne eksi aldı. İsim değiştirdik. Tanjant 30 yazacağız. 30 yazdık. E bu da eksi tanjant 30 mu? Evet. İkinci öncül de doğru. Üçüncüye geldiğimde ise kosinüs 320. Bak şimdi. Sinüse dönüşmüş değil mi? O zaman demek ki kosinüs 320'yi ben yine 270'ten yazacağım. 270'e 50 derece eklesem 320 yapıyor. Peki 270'e açı eklenmiş. Dördüncü bölgede kosinüs nedir? Pozitiftir. Yani burada ben ne yazmam lazım? Sinüs 50 derece yazmam lazım. Ama burada sin 40 yazıyor. Hatta sin 50 de cos 40'a eşit değil mi? Yani sin 40 yerine cos 40 yazmış olsaydı doğru olacaktı ama bizim için üçüncü öncül yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. 12. sorunun doğru cevabı D geldi ve biz test 4'ü bitirmiş olduk. Hazırsan test 5'e geçiyoruz. Test 5'e geldik. Hemen test 5'te 1. soruyla başlayalım mı? Bak yarım çember verilmiş. Merkez var, teğet var. Merkezden teğete birleştirince 90 derecemizi yazıyorduk. Şöyle 90'ımı yazdım. Peki yarım çember OC CD eşit OC CD eşit. E bu yarı yarıçap olduğu için AO da eşittir. 90'ın karşısında iki tane iki çizgi varsa Hangi açının karşısında tek bir tane iki çizgi olur? Tabii ki 30 derecenin değil mi? Yani ben o zaman x'i direkt 30 derece olarak keşke yazabilsem. x eşittir 30 derece yazdım. Ve 90, 30, 60 dereceden tanıdık sayılar geldi aslında. Sinüs x'i soruyor. Ben sinüs x dediğim şey sinüs 30 değil mi? Sinüs 30 da 1 bölü 2'dir. İstersen r yaz, r yaz, r yaz. R kökü yaz. Karşı bölü hipotenüsten 1 bölü 2 olduğunu görürüz. Şıklara baktık. Cevap c seçeneğidir. Biri yaptım. İkinci soruya üniversite sınavlarında banko çıkması muhtemel özelliklerden bir tanesine geldik. Birim çember. Önce okuyalım. Şekilde birim çemberde x eşittir 1, y eşittir 1 doğruları k noktasında kesişmekte. OP ışını bu doğruları sırasıyla t ve p noktalarında kesmektedir. KT artı KP toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Önce biz bir soruya yaklaşalım. Yani şu KT ile KP'nin toplamını istemiş. Peki ben sana şunu sorsam. Z kuralında nokta açısını önce şu içeriye doğru bir taşısak. Hemen Z'yi şöyle gösterdim. Teğetlerden dolayı. Peki birim çember olduğu için burada 1 var. Aynı şekilde şurada 1 var. Sadece şu üçgene bakmanı istiyorum. Bu üçgende şurada 90 derece merkezden TT dikiniyordu. Peki karşısında AT var. Komşusunda 1 var. Yani karşı bölü komşu nedir? Tanjant alfadır değil mi? Bak şöyle güzelce yazıyorum. Tanjant alfa karşısında AT uzunluğu var. Komşusunda 1 var. E biri görme orada etkisi eleman. AT gördüğüm yere tanjant alfamı yazarım. Bitmedi. Burada karşıda nasıl bir varsa bu K'den A'ya da bir olmalı. Peki o birden tanjant alfayı çıkartırsam KT'ye ne yazmam lazım? 1 eksi tanjant alfa yazmam lazım. KT ortaya çıktı. Şimdi ise şu dik üçgene bakmanı istiyorum. Bak BPO'ya P, bakmanı istiyorum. 90 derece burada. Alfaya bak. Komşu bölü, bak komşu bölü karşı yazmak istesem ne yazacağız? Kosinüs, daha doğrusu kotanjant alfa yazacağız değil mi? Kotanjant alfa demek BP uzunluğu bölü 1 demek değil mi? Peki BP aslında kotanjant alfa ise biri buradaysa bu sefer KP'ye de kotanjant alfa eksi 1 yazmam gerekiyor. Süper. Şimdi KT'de 1 eksi tanjant alfa var. KP'de de kotanjant alfa eksi 1 var. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü. Yani cevap kotanjant alfa eksi tanjant alfa olmuş oldu. Şıklara bakalım var mı? Kotanjant eksi alfa eksi tanjant alfa B seçeneğinde var ve soruyu noktalamış oluyoruz. Anladın mı bu soru tarz soruları? Yani kenarı trigonometrik yazacaksın. Başka işin gücün yok. O bir'i kullanacaksın. O birim çemberdeki bir'i banko kullanmak zorundayız. Dik yamuk verilmiş. Peki tanjant teta soruluyorsa gel C'yi doğrusal bir şekilde dışarıya doğru birleştirelim. Keşke güzel çizseydik. Dur. C'yi doğrusal bir şekilde şöyle dışarıya uzattım. A'dan da ona dik attım. Çünkü karşıda 90 derece olduğu için. Aslında bir nevi dikdörtgene tamamlamış oldum. Peki şurada 4 varsa karşıda 4. 7 karşıya da 7 yazacağım ama boşluğa ne yazarız? 3 yazarız. 3, 4, 5 üçgeninden 5'i yazdım. Peki şurada neyin var? 180 eksi tetan var değil mi? Tanjant teta'yı istiyor. Peki tanjant bak şimdi. 180 eksi tetalık açıda karşı bölü komşu yazsam. 4 bölü 3 değil mi orası? Evet. 180'den açı çıkartılmış ikinci bölgeye düşmüş. İkinci bölgede tanjant negatiftir. 180'de isim değiştirmiyorsun. Eksi tanjant alfa 4 bölü 3 e eşitse sadece tanjant alfa ne olacak? Daha doğrusu tanjant teta eksi 4 bölü 3 olacak. Şıklara baktığımızda cevabımızda B seçeneğinde bizi bekliyor. Biz de onu işaretliyoruz. Üçüncü soru bitti. Geldik dördüncü soru. Bir kare verilmiş. Peki 90 var alfa var. Bu boşluklara bir dolduralım. Beta yazsam alfa artı beta 90 derece. C açısı 90 derece. Beta'yı yanına yazdım. L açısı 90 derece. 90 beta alfa. D açısı 90 derece. Alfa beta 90. 90 beta alfa. Buraya da beta yazarız. K, bak şimdi. K, A yazsam şuraya. D, K ne oluyormuş? 2 A oluyormuş. Peki 90'ların karşıları. Bak 90'ların karşıları birbirine eşit değil mi? Şu iki üçgende. Evet. Yani bir nevi şu taradığım dik üçgenle. Bu taradığım dik üçgen eş üçgen geldi. Bunu anladın. Çünkü 90'ların karşılarını oranladığında 1 geliyorsa bunlar eş üçgenlerdir. Beta'da 3B, işte 3A varsa beta'da 3A olacak. Alfa'da 2A varsa burası da 2A olacak. Kosinüs A istiyor bak. 2A, 3A, 2 ile 3 hatırla kök 13 oluyordu. A kök 13 Pisagor'undan kenarı yazdığın. Aynı şey bunun için de geçerli. Şimdi kosinüs alfa. E, alfa burada var zaten. Yani kosinüs demek komşu bölü hipotenüs. 3A bölü A kök 13. A'lar sadeleşir mi? Evet. Cevabımız 3 bölü kök 13 geliyor yani C seçeneği geliyor. Dördüncü soruyu noktaladık mı? Evet. Geçtim beşinci soruya. Bak 90 artı x vermiş bir de x vermiş. Burada ikiz kenar yapmak mantığı var aslında. Bu e, bu tarz soru çözümlerinde şunları kullanabilirsin. Tanjant x'i soruyor ya sana. Gel şuradan şöyle. Bir de çizebilsem. Şöyle geldim bak. B'den birleştirdim ama inatla birleşmek istemiyor B ile. Bak B'den x kadar bir açı aldım. Üst taraf ne olacak? 90 derece olacak. E burada da bir ikiz kenar var. Örneğin buraya A yazsan bu da A olacak. 12 eksi A'yı hipotenüse yazdım. Peki dikkat et. X, X, 2, X. 2 hiçbir dıştan bunu yazabilirsin değil mi? Peki o dik üçgeni ben dışarı çıkarsam bak. Şurada senin için bir 2 X var. 90 derece var. 8 yazıyor. A yazıyor. 12 eksi A yazıyor. Yani C noktası burada. B noktası burada. Şuraya da T noktası desek. T noktası da burada. Pisagor teoremini yapmayalım mı? Bence yapalım. 8'in karesi 64. Artı A kare eşittir. 12'nin karesi 144. Eksi 24 A artı A kare. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı. Artı ikincinin karesi. A kareler birbirini götürdü. Eksi 24 A'yı karşıya artı 24 A olarak aldım. 64'ten karşıya negatif olarak götürürsem 80 olacak değil mi? 144 eksi 64. İkisi de 8'e bölünüyor. 3 A eşittir 10 A buradan 10 bölü 3 geldi. Peki 10 bölü 3'ü buraya yazdım. Fark ettiysen e şu 8 de 24 bölü 3 değil mi? Süper. 12'den 10 bölü 3 çıkartırsam 12 eksi 10 bölü 3. 36'dan 10 çıktı. 26 bölü 3. Bak 10 bölü 3, 26 bölü 3, 24 bölü 3. Yani aslında 5, 12, 13'ün kaç katı? 2 bölü 3'er katıymış. Bak çok güzel bir üçgen çıktı. Ama benim burada düşündüğüm şey şu. Biz tanjant x arıyoruz. O zaman t'den doğrusal bir şekilde uzatsam. Yani bunu niye yapıyorum? Şu yüzden bak, T'den doğrusal bir şekilde uzattım, C'yi birleştirdim. Peki buraya x, x yazsam, yani bir nevi 26 bölü 3 kadar uzatsam, yani aslında amacım tamamen orada bir ikizkenarlık yapıp, iki tane iç açının toplamı bir dış açıdır özelliğini kullanmak. Şuraya 26 bölü 3 yazsam, yanında da 10 bölü çok mu? Yani buraya komple topladığında 36 bölü 3, yani 12 var. İşte temize çektiğinde, tanjant x aslında karşıda 8 var, burada 12 var. Tanjant x karşı bölü komşu değil miydi? 8 bölü 12. 4'e böldün 2. 4'e böldün 3. 2 bölü 3 aradığımız cevaptır. Bence süper bir soruydu. Yıldızımı atıyorum ve geçiyorum 6. soruma. Sekant ne demek? S varsa C vardır. Bak bunu unutma. S varsa C vardır. C varsa C, C vardır. Tam tersi. Tamam mı? Peki o zaman 1 bölü sekanta ne yazıyorum? 1 bölü kos yazıyorum. Tamam mı? Peki ben geldim. Artı dedim. 1 bölü kosekanta da 1 bölü sin yazıyorum. Sinüs x. Şimdi ters çevirip çarptığımızda kosinüs yukarı gelecek. Artı sinüs de yukarı gelecek. Eşittir 1 bölü 2. Her iki tarafın karesini alsak çarpım durumunda bir ifade ortaya çıkartabiliriz değil mi? Alalım. Karesini alıyorum. Karesini alıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Yani şöyle bir olay çıktı karşıma. Hemen yazıyorum. Sin kare artı cos kare x artı 2 tane. Sin x çarpı cos x eşittir 1 bölü 4. Peki şurası zaten 1 değil mi? Karşıya şutlayalım. Peki 2 sin x çarpı cos x eşittir 1 bölü 4 eksi 1. 4 kere 1 4 eksi 4 bölü 3 değil mi? Pardon eksi 3 bölü 4. 2'ye böldüğümde de eksi 3 bölü 8 gelecek. Yani sin x çarpı cos x aradığımız cevap olarak eksi 3 bölü 8'dir. Yani C seçeneğidir. 6. soruyu çok güzel bir şekilde noktaladık. 7. soruya geldim. Burada ne yapacağız? 7 pi bölü 12. 17 pi bölü 16. Şuradan başlayalım. 17'yi paydadaki sayının 2 katına bölüyorum. 12'ye böldüm. Bir kez var 12. Kalan 5. Yani 5 pi bölü 6'ymış. 23'ü 18'e bölüyorum. 9'un 2 katına. Bir kez var 18. Kalan 5. Bu da 5 pi bölü 9. 37'yi 10'a bölüyorum. 3 kez var. 30. Kalan 7. 7 pi bölü 5. Şimdi pi gördüğüm yere 180 yazsam 180 ile 12'yi sadeleştirdim. Nedir? 15'tir. 7 çarpı 15 nedir? 70 artı 35'ten 105 derece. Şimdi soruyorum sana. 105 derece. Sinüs 105 derece. İkinci bölgede sinüs nedir? Tabii ki pozitiftir. B'ye geçtim. 180 yazarsam 180'i 6'ya böldüm. 35 ile çarptım. 150 dereceye konuşuyoruz. B 150 derece kosinüs 150 demiş hatta. İkinci bölgede kosinüs negatiftir. Geldim 180 yazdım. 9'a böldüm 20. Değil mi? 5 çarpı 20 100 derece. Tanjant 100. İkinci bölgede tanjant negatiftir. 180 yazdım. 180'i 5'e böldüm. 36. 7 çarpı 36. 6 kere 7 42. Değil mi? Elde var. 4. 7 kere 3 21. 4 daha 25. 252 derece. 3. bölge midir? Evet. Üçüncü bölgede kotanjant pozitiftir. Yani artı eksi eksi artı artı eksi eksi artı B seçeneği benim aradığım cevaptır. İşaretleri bulduktan sonra 8 soruya gelebiliriz. Sinüs 35, tanjant 215, tanjant 44, kotanjant 215. Gel BCD'yi bir ne yapalım biliyor musun? Hepsini tanjant yapmaya çalışalım. Ben burada tanjant 180 artı 35 yazsam, hatta 35'i de yakaladık. Ne olacak burası? Tanjant 180'e çeklenmiş 3. bölge. 3. bölgede isim değiştirmiyor. Yani daha doğrusu 180'de isim değiştirmiyor. 3. bölgede de tanjant pozitiftir. O zaman direkt tanjant 35 olarak yazdım. E aşağıda da zaten tanjant 45'in var. En altta da bunu tanjant ne yazalım biliyor musun? İsim değiştir değiştirme şey değiştireceğiz çünkü kotanjant dediği için. Kotanjant 270 55 mi yazmam lazım? Aynen öyle. Peki kotanjant 270'ten açı çıkartıldığına göre 3. bölgeye düşüyor. Üçüncü bölgede kotanjant pozitiftir ama 270'ten dolayı isim değiştirecek tanjant 55 oldu. Yani aslında soru şuna dönüştü. Ben zaten D'nin C'den, C'nin de B'den daha büyük olduğunu biliyorum. Mesela bir dik üçgen çiziyorum senin için. Aynı açının bak 35 derece 35 derece var ya. Hem sinüsüne hem tanjantına beraber bakalım. Mesela 3, 4, 5 üçgeninde sinüs x eşittir. 3 bölü 5 payda daha büyük bir sayıya bölünüyor değil mi sinüste? Peki tanjant x'e baktığında karşı bölü komşu payda daha küçük bir sayıya bölünüyor. O yüzden tanjant değeri burada daha büyüktür. Tamam mı? Şey gibi düşünebilirsin. Bir pizza var. Tamam mı? Bir pizzayı 4 dilime böldük. 3 tanesini sen yiyorsun. Bir pizzayı 5 dilime böldük. 3 tanesini sen yiyorsun. Anladın mı sistemi? Yani daha çok nesneyi böldün ama aynı sayıyı yedin. Anladın mı? O yüzden ne kadar daha az bölersen sen daha fazla pizza yemiş olursun. Bunu unutmuyorsun. O yüzden demek ki ben burada tanjant 35'in de sinüs 35'ten daha büyük olduğunu bildiğim için en sona da A'yı ekliyorum. D, C, B, A. Büyükten küçüğe doğru bak. D, C, B, A var mı? D, C, B, A. Evet. Cevap C seçeneğidir. 8. soruyu da noktaladıktan sonra geldik 9. sorumuza. 60 derece, 80 derece arasında bir açı var. 2 ile çarpılmış, 3 ile çarpılmış, 4 ile çarpılmış, 5 ile çarpılmış. Gel ne yapalım biliyor musun? 75 derece alalım. 75 ile 2'yi çarptım. Kod... 300. So ne 300'ü pardon. 150. 4 ile çarptım ya. Şunların hepsini böyle yatayda yazmak istiyorum. Kotanjant 75 ile 2'yi çarptım. 150 derece. Tanjant 225 derece. Sinüs 300 derece. Kosinüs 75 ile 5'i çarparsam ne yapar? 7 ile şey, 70 ile 5'i çarptım. 350. 25 daha 375. Tamam. Peki Kotanjant 150. İkinci bölgede kotanjant negatif. Tanjant 225. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölgede tanjant pozitif. Sinüs 300. Dördüncü bölgede sinüs negatif. Değil mi? Peki kosinüs 375. Dördüncü bölgede kosinüs artıdır. Eksi artı eksi artı. Hangi şıkta var? Eksi artı eksi artı. Tabii ki D seçeneğinde var. Dokuzuncu soruyu da noktaladık. Geldik son sorumuza. Sinüs 40 A ise çarpımın sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Sinüs 220'yi nasıl yazarız? Sinüs 180 artı 40 derece yazabilirim mesela. Çarpı kosinüs 310 dereceydi. Ne yapalım biliyor musun? 270 artı 40 derece yazalım ki hem isim değişsin hem de 310 yapsın. Peki 180'i açı ekledim. Evet. Üçüncü bölgeye geldi. Üçüncü bölgede sinüs negatiftir. İsim değiştirmiyorsun. Eksi 40. Işte, eksi sin 40 yazacağım. Çarpı. 270'de isim değişecek. 270'i e açı ekledim. Yani 270 e açı eklersem 4. bölgeye düşüyor. 4'te kos pozitiftir. Yani o zaman çarpı sinüs ne olacak? 40 derece olacak. Yani cevap eksi sin kare 40 değil mi? E sin 40'a a yazarsam cevabımız eksi a kare geliyor. Yani cevap b seçeneğidir. Test 5 ile bitirdik. Hadi hazırsan test 6'ya geçiyoruz. Şimdi geldi son teste yani test 6'ya. Şöyle birinci soruyla başlayalım. Bak bir katı cisim verilmiş. Biz katı cisimde kosinüs x'i arıyoruz. Yalnız şöyle bir olayımız yok muydu? Bak şu köşegen üzerinde olduğu için bu bir düzlem. Bu düzlem diğer düzleme ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Yani demek ki a üstünün olduğu yere 90 derece yazdık. Peki bir kenara a yazsam diğer kenarlar ne olacak? Bak dikkat et. Yüzey köşegenimiz A kök 2. Cisim köşegenimiz A kök 3 oluyordu hatırlarsan. 45 45 90'dan A kök 2 yazdım. Pisagor'dan da A kök 3'ü yazmış oldum. Nerede yaptım Pisagor hocam dersen. Şu taradığın dik üçgenin içerisinde. Şimdi kosinüs x dediğimiz şey. Karşı şey komşu böyle hipotenüs değil mi? Komşu da A kök 2 var. Hipotenüs de A kök 3 var. A'lar sadeleşti. Işte, paydayı kök 3 görüyorsun. Eşleniyle çarptığında kök 6 bölü 3 geliyor. Aradığım cevap da o zaman C seçeneğidir. Birinci soruyu bitirdim. İkinci soruya geldim. İkinci soruya bakarsan, ABC, ABC bir üçgenin iç açıları olmak üzere, A artı B var, sağda C var. Aşağıda artı B var, sağda C var. Ne yapalım biliyor musun? A artı B artı C'yi ben 180 derece olarak biliyorum ya. E ben C'yi yalnız bırakacağım. C, daha doğrusu A artı B'yi yalnız bırakalım. Çünkü A artı B eşittir 180 eksi C olacak. Yani benim buradaki amacım tek denklemle ilerlemek. A artı B gördüğüm yere 180 eksi C yazıyorum. Aynı şekilde şuraya da 180 eksi C yazıyorum. Şimdi kosinüs 180 eksi C. 180'den açı çıkartınca ikinci bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi kos C eksi kos C. Gördün mü? Üst taraf aynı geldi. Alt tarafa geçtim. 180'den açı çıkartılmış. İkinci bölgede sinüs pozitif olduğu için sinüs C artı sinüs C. Peki eksi 2 tane kosinüs C var. 2 tane de neyin var? Sinüs C'nin var. Bak sinüs C. Peki eksi 2'ler sadeleşirse eksi kotanjant C aradığın cevap olur. Yani D seçeneğidir. İkinci soruyu da bitirdiğimize göre geçiyorum 3. soruma. Şimdi 3. soruya bakalım. A artı B'yi 10 derece vermiş. Tanjant 7 artı 8 b tanjant 2 artı B çarpılıyor. Şimdi bir dakika. A artı B 10 bunu 9 ile çarpsam 9A artı 9B 90 derece olacak değil mi? Şimdi sadece mavi yuvarlak için aldığım açılara bak. 7A ile 2A'yı topla 9A. Bir de morla yuvarlak için aldığım açılara bak. 8B ile B'yi topla 9B. Yani bir açı yani daha doğrusu iki açının toplamı 90 derece ise birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir. Yani birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir demiştik ya. Aynı sistem. O zaman ben şu sağ tarafı direkt tanjant 7A artı 8B çarpı kotanjant 7a artı 8b yazabilirim çünkü toplamlar 90 yapıyor. Peki tanjant x ile kotanjant x'in çarpımında 1 değil mi? Bak işte burası da 1 geliyor. Şıklara baktığımda cevabım da C seçeneğidir. Tamam mıdır? Üçüncü soruyu yaptım, dördüncü soruya geldim. Yukarıda merkezi orijinde ve yarıçapı 2 birim olan bir çember verilmiş. Peki yarıçapı 2 ise ben o zaman şuradaki 2'yi ve a'dan o'ya birleştirdiğimde 2'yi yazabilirim. Sonra hatta O'dan B'ye de çizsek ya 2 yazabiliriz. Peki BC 2 vermiş. E bunu 2 verir vermez bir ikizkenar üçgen yakaladım. Alfa alfa 2 iç bir dıştan 2 alfayı yazdım. Sonra ikizkenarlıktan 2 iki alfa burada. Peki 2 alfa ile alfanın toplamı da şurada bir 2 iç bir dıştan 3 alfa olarak yazılacak mı? Evet yazılacak. Onu da yazalım hemen. 3 alfa. Tekrar gösteriyorum bak. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir. Sakın 2 alfa 2 alfa gidip 4 alfa yazayım deme. Çünkü A O B üçgenin doğrusallığı dışarıya doğru olur. Ama A C O üçgenin doğrusallığı tam çap üzerinde olduğu için iki alfa ile alfanın toplamı 3 alfa olur. En çok yapılan hatalardan bir tanesi bak aman dikkat. Peki neyi sormuştu bize? AD'nin alfa cinsinden değeri. AD'nin alfa cinsinden değeri. Peki orada bir dik üçgenin var. Şurada bir 3 alfa var. Bu bir e, hipotenüsü 2 olan üçgen değil mi? AD'yi de şöyle yazdım. Peki ben sana şunu sorsam. Sinüs alfayı bana bu üçgende yazdır desem. Ne olur? O dersin ki karşı bir hipotenüs. Karşıda AD var. Hipotenüs de 2 var. Sen şu an sinüs alfayı yazdırdın değil mi? İçler dışarı yaparsan AD uzunluğu sinüs cinsinden ne oldu? 2 sin alfa olmuş oldu. Tabii ki alfa değil. 2 sin 3 alfa olmuş oldu. 3 alfa. Şuraya da 3 yazalım. Çünkü buradaki açının tamamı 3 alfa. Peki o zaman şıklara baktığımızda 2 sin 3 alfa C seçeneğidir. 4'ü işaretledim. Geldim 5. soruya. Şekilde verilen ABC dik üçgeninde AC bir birim olduğuna göre AB çarpı BC çarpının X cinsinden eşiti. Çok rahat yaparız. Nasıl yaparız? Şöyle düşün. Burada komşusu 1 değil mi? O zaman karşı bölü komşu desem. Bak şimdi iyi izle. Karşıda AB var. Komşuda 1 var. Ben şu an karşı bölü komşu derken tanjant x'i tanımlıyorum değil mi? O zaman AB eşittir direkt tanjant x'tir. Bitmedi. Peki komşu bölü karşı pardon komşu ve hipotenüs. Komşuda 1 var. Hipotenüste ne var? BC var. Şu an ben kosinüs x'i tanımladım değil mi? Peki BC ile kosu yer değiştirsem burası da 1 bölü kos olmuş oluyor. Şimdi AB çarpı BC isteniyordu değil mi? AB tanjant x yani sinüs x bölü kosinüs x çarpı BC'de de 1 bölü kosinüs x var. Baktığında sin x bölü cos kare x karşıma geliyor. Yani aradığımız cevap da B seçeneği gelmiş oluyor. Beşinci soruyu bitirdim. Geldim altıncı soruma. Altıncı soruya bakarsam A'ya sin alfa B'ye sin, e, sin alfa B'ye cos, be, cos alfa olmak üzere demiş. Eşitlik var. A üzeri 4 eksi B üzeri 4. ben şunu yakalıyorum aslında bak. Burada iki kare farkımız var değil mi burada? Peki bu iki kare farkında dikkat et benim yapacağım tek şey şu olacak. Öncelikle bir artılı bir eksili yazacağım. Yani a kare eksi b kare a kare artı b kare. Bunu bitirdim. Sonra dedim ki bak eksi 3b bunun içinde de eksi 3b kare var. Yani pardon 3, eksi 3a kare var. Bunun ikisini beraber kullansak. Mesela desek ki örnek veriyorum eksi 3 parantezini alsam a kare artı b kare bir tane daha gelir. Bir de fazlalığı yazıyorum. Eksi 2a kareyi de en sona yazmış oldum. Şimdi sana soru sin kare artı bak sin kare a, alfa artı kos kare alfa bir değil mi? Yani a kare artı b karelerin hepsine bir yazacağım. Şurada bir var. Burada bir var. Şimdi yazıyorum bak. Sinüs kare alfa eksi kosinüs kare alfa eksi şurada 3 tane 1 olduğu için 3 yaptık. Eksi 2 tane sinüs kare alfa. Peki şu eksi 2 tane sinüs kare alfayla şunu toplasak ne yaptı? Eksi sin kare alfa Eksi cos kare alfa. Burada ne kaldı? Eksi 3 kaldı. Dikkat et. Şurası da eksi parantezini alırsa 1 yapmaz mı? Evet. Eksi 3 ile eksi 1'i topladığında eksi 4 aradığımız cevaptır. Yani E seçeneğidir. Tane tane sin kare artı cos kare alfayı 1'e eşitleyerek soruyu çözmüş olduk. 6. soru bitti. 7. soruya geçtim. 3 cos kare x artı 4 sin kare x bölü 4 secant x eksi kosinüs x. Ne yapalım biliyor musun burada? Aşağıda sekant olduğu için bence gel sekant gördüğümüz üzere 1 bölü kosinüs x yazalım. Eksi kosinüs x yani 4 bölü kosinüs x eksi kosinüs x yazarsak sen aslında burada ne yakalamış oluyorsun? Aşağıda payda eşitleyeceğim bak. 4 eksi kos kare x bölü kosinüs x. Peki yukarıda da 3 kos kare x artı 3 tane sin kare x artı sin kare x. Yani bir nevi aslında ne yaptım? 4'ü ayırmış oldum. E sin kare x ile cos kare x'in toplamı 1'e eşit. Kat sayıları da 3 olduğu için. Burada 3 var. 3 artı sin kare x'in var. Doğru mu? Doğru. Aşağıya geçtiğimde dikkat et. Burada ise ben tamamen şuna göre gideceğim. Ben sonuçta 4 eksi cos kare x'i şöyle bir şey yapabilirim bak. 4 eksi cos kare x. 3 artı sin kare x bölü. Ben 3 artı 1 eksi cos kare x yazıyorum. Niye böyle bir şey yaptın dersen bak şimdi. Şurada senin aradığın 1 eksi cos kare x aslında sin kare x eşit değil mi? Evet. Yani işlem şuna dönüştü. Bak 3 artı sin kare x bölü 3 artı sin kare x bölü cos x. Ters çevirip çarpsam 3 artı sin kare x çarpı cos'u yukarı çağırdım. Ama aşağıya 3 artı sin kare x'i götürdüm. Bak birbirini götüren ifadeler var. Yani sadece kosinüs x kalıyor. Ve aradığımız cevap da B seçeneği oluyor. O kadar yazının içerisinde kosinüs x en sade ifadeymiş. Bence çok güzel bir soruydu. Yıldızladım. Umarım sen de beğenmişsindir. Beğendiysen yorumlara yazıyorsun. Tamam mı? Videoyu da beğeni bırakıyorsun. Hemen şöyle 8. soruya geçiyorum. Sorumuza baktığımızda ABC'de bir yamuk verilmiş. Ve bu yamukta x dereceyi veriyor ve sinüs x'i soruyor. Gel ne yapalım biliyor musun? Şurada DA'ya paralel içeriden bir doğru çizelim. Bak paralel doğru çizdim. Ve burada bir paralel kenar metodu elde ettik. Karşılıklı kenarlar paralel olduğu için burada bir paralel kenar var. 4'ü aşağıya 5'i buraya. 8 eksi 4'ten buraya da 4 yazdım. Peki yöndeş açımız birbirine eşitti değil mi? X'i içeri taşıdığımda. Peki X burada. Gel burada bir kosinüs teoremi yapalım. Karşısında 6 var. 36 eşittir. 5'in karesi 25. 4'ün karesi 16. Bak yan kenarlarımız 5 ve 4. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 4 çarpı kosinüs X. Peki düzenleyelim. 5 kere 4 20. 20 çarpı 2 nedir? 40. Eksi 40'ı karşıya pozitif olarak aldım. 40 cos x eşittir. 36'yı karşıya negatif aldım. 16 eksi 36 eksi 20. Değil mi? E burada da ne var? Artı 25. Yani demek ki 5 kaldı. Kosinüs x eşittir. 1 bölü 8 midir? Süper. Hemen şöyle küçükçe bir tane kosinüs x'li bir dik, dik, üçgen çiziyorum. Komşuda 1 var. Hipotenüste 8 var. Pisagor sana der ki 64'ten 1 çıkarttığımda 63 kök içerisinde yazılacak. Ve senden sinüs x istendiği için Karşı bölü hipotenüste nedir? Sinüs x'te kök 63 bölü 8'dir. Yani E seçeneğidir. 8. soruyu noktaladık. Geçtik 9. sorumuza. Çevrel çemberin yarı çapı 12 birim olan ABC üçgeni biçimindeki daha verilmiş AB15 tanjant alfa nedir diyor. Şöyle yapalım. Şimdi bizde sonuçta şöyle bir olayımız var değil mi? ACB açısı şu açıya alfa desem. Merkez açı gördüğü yayın aynısı iken çevre açı 2 katıydı değil mi? Yani 2 alfa burası. Peki ben bir merkez belirlesem. Sonuçta 12 12 gelecek bak. 12 12 yarı çapı 12 verilmiş. Merkez açıdan dolayı burası 2 alfa olacak. Peki oradaki ikizkenar üçgeni bak şöyle oradaki ikizkenar üçgeni dışarı çıkarttım. Dik indirdiğimde tabanı keş parçaya bölecek. 15 bölü 2 15 bölü 2. Burada 12 var. Burada 12 var. Çünkü burası 2 alfaysa ise dik indirdiğimde alfaya alfa açı ortaya oluşturacak ve kenar ortaya oluşturmuş olacak. Tamam. Peki biz burada Pisagor teoremi yapsak. Bak yüksekliğe H yazıyorum. Şuradan indirdik. Yüksekliğe H yazdık. Peki baktığında bir tanesini dışarı çıkarsam bak şöyle. 12 24 bölü 2'dir. Şimdi burada da 15 bölü 2 var. Değil mi? Peki yüksekliğe de H yazmıştık. Bakalım tanıdık sayılar gelecek mi? Büyük sayılarla uğraşmamak için 3 çarpı 5 yazıyorum. Buraya da 3 çarpı 8 yazıyorum. Yani aslında 3 bölü 2'şer katıymış değil mi? E o zaman 8 ve 5'in Pisagor'unu alsam 64'ten 25 çıkartırsam 64 25 ne yaptı? 19 şey 19 diyorum. 14'ten 5 çıktı 9. 5'ten 2 çıktı 39. Yani burada bir 39 çarpanın ama 3 bölü 2'yi de yazmak zorundayım. Çünkü hepsinde 3 bölü 2 var. Peki kare kök içerisine aldığımda dikkat et bak buradaki düşüncen aslında kök 39 şeklinde gelecek. Peki sana demiş ki tanjant alfa karşıda 15 bölü 2 var. Komşuda ise bak komşuda ise 3 bölü 2 kök 39 var. Yani 3 bölü 2 kök 39. Bölü 2'ler sadeleşti. Peki 15'i 3'e böldüğümde bak 15'i 3'e böldüğümde 5 geliyor değil mi? O zaman demek ki 5 bölü kök 39 bizim aradığımız tanjant ifadesidir. Şıklara baktığımızda cevap D seçeneğidir. 9. soruyu noktaladığımıza göre 10. soruya geçebiliriz. 10. soru bize diyor ki kotanjant kare x eksi kosinüs kare x Şimdi kotanjantı nasıl yazalım? Cos x yani cos kare x dur. Şöyle yazayım. Cos kare x bölü sin kare x eksi cos kare x değil mi? Peki böyle yaptım. Aşağıda da ne var? Kosinüs kare x bölü sinüs kare x çarpı kosinüs kare x. Bu burada dursun. Sonra yukarıda dikkat et. Ben payda eşit dersem cos kare x eksi sinüs kare x çarpı kosinüs kare x. Değil mi? Peki ikisinde de paydada da fark ettiysen sin kare x var. X de birbirini götürsün. Böyle dedim. Kosinüs kare x çarpı kosinüs kare x. Bilerek böyle yazıyorum. Normalde kosinüs 4 x de yazabilirim. Üzeri 4. Ama yukarıyı kosinüs kare x parantezine alsam. 1 eksi sin kare x oluyor. Doğru mu? Aynen öyle. Kosinüs kare x çarpı kosinüs kare x. Zaten kosinüs kareler birbirini götürecek mi? Evet. 1 eksi sin kare x de normalde sin kare x artı kos kare x 1 olduğu için sen aslında şurada 1 eksi sin kare x gördüğün yere de kosinüs kare x yazabilirsin. O zaman burada aşağıda da kosinüs kare x var. Bunlar da birbirini götürsün. Cevabımız 1 gelsin. Ve çok güzel bir şekilde 10. soruyu bitirelim. Geldik 11. sorumuza. 11. sorumuz bize diyor ki bir not kosinüs e, x çarpı sinüs x ifadesi var. Bu ifadede sinüs x eksi kosinüs x farkının alabileceği değerler çarpımı nedir diyor. Peki ben o zaman şunu düşünmem lazım. Bak farkı sinüs x eksi kosinüs x'i gel büyük bir a harfine eşitleyelim. Her iki karesini alırsam sinüs kare x artı kosinüs kare x eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eşittir a kare. Bunda bir sıkıntımız yok. E şuranın zaten 1 olduğunu biliyorsun. Eksi 2 çarpı sinüs kare yani daha doğrusu sinüs ve kosinüsün çarpında 12 bölü 25. 12 bölü 25 yapıyorum. Eşittir a kare yapıyorum. Devam ediyorum çözüme. 1-24 bölü 25. Ne yapar burası? Şöyle baktığında 25-24 bölü 25 yapar. Yani 1 bölü 25 yapar. Peki bir sayının karesi 1 bölü 25 ise çarpanları ne olacak? Yani kare kök içerisine aldığında. Artı eksi 1 bölü 5 olacak değil mi kökleri? Şimdi bunun alabileceği değerler çarpımı sorulmuş. İkisini çarptığımda eksi geliyor. Ve 5 ile 5'i çarptım 25. Eksi 1 bölü 25 benim aradığım son sorunun cevabı oluyor. Yani A seçeneği oluyor. Şöyle baktığımızda bak çok güzel sorular çözdük. Gerçekten dile kolay. Sayfa çok güzel olmuş bak görüyorsun değil mi? Bak test 5, test 6 değil mi? Bakayım test 6, test 5 ve test 4'ü çözmüş olduk. Trigonometrik fonksiyonları bitirdiğimize göre ve 32. güne doğru yola çıkıyoruz. Gerçekten çok güzel bir kamp oluyor. Eğer beğendiysen videoya beğeni bırakabilirsin. Düşüncelerini de yoruma yazabilirsin. Soru bankamızla ilgili tüm detayları da açıklama kısmındaki tek linkten ulaşabilirsin. Instagram'dan da beni takip edersen şimdiden desteklerin için, takiplerin için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.